Yukarıda özellikleri verilen rüzgar aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru. Yaz ve kış mevsimlerinde kara ve denizlerin arasında yön değiştiren bir rüzgar bu ya meltem olacak ya da muson olacak arkadaşlar. Ama yaz ve kış denildiğine göre mevsimlik olması gerekiyor. O zaman bu ne olacaktır? Muson rüzgarları olacak. Diğer öncülerimize bakıyoruz. Deniz üzerinden karaya esen, estiğinde bol yağış bırakır ki bu yaz musonudur. Özellikle Çin, Hindistan, Japonya, Bangladeş gibi alanlarda görülür. Yani cevabımız Güney ve Güneydoğu Asya'da etkili olan muson rüzgarı olacaktır. Aşağıda bir bölgede görülen hava hareketi verilmiş. Bu bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi birinci yapmamız gereken şey baktığımda normalde bu rüzgarın bu şekilde esmesi gerekirken şu şekilde sağa doğru sapmış. Yani bu hangi yarım kürede bulunuyor o zaman? Kuzey yarım kürede bulunur. Okların yönüne baktığım zaman da oklar dışarıya doğru gösteriyor. Yani hava hareketi merkezden çevreye doğru. O zaman bunun bulunduğu alanda yüksek basınç bulunur. Yüksek basınçın şekli neydi arkadaşlar? Hava ağır olduğu için çöker. Yani alçalıcı hava hareketi görülür. Merkezde sıkışan hava da merkezden çevreye doğru dağılır. Bunu yaptık mı yanlış yapma şansımız yok. Bu merkezde ilgi hangisi söylenemez. Merkezden çevreye doğru yatay yönlü hava hareketleri var. Oklar zaten dışarıya doğru gösteriyor. Doğru. Yüksek basınç konumundadır. Doğru. Basınç değerleri çevresine oranla daha azdır demiş. Aksine daha fazla olduğu için zaten hava hareketi merkezden çevreye doğru ve yüksek basınç konumunda. Yani C söylenemez burada. D ve E'ye bakıyorum kuzey yarım kürede yer alır. Sağa doğru saptığı için kuzey yarım kürede. Ya da bir kısa yolu daha göstereyim. Eğer şu şekilde S çiziyorsa dikkat edin. Bu hangi yarım kürede? Kuzey yarım kürede. Alçalıcı hava hareketleri görülür. Yüksek basınçta hava ağır olduğu için yuvarlak yaptığım yer gibi alçalıcı hava hareketleri görülür. Yukarıdakilerden hangileri ekvatoral iklimin özelliğidir? Ekvatoral iklim duyduk mu arkadaşlar? Yıl boyunca sıcak ve yağışlı bitki ormandır. Bunu bildik mi işlem tamam. Sıcaklık ortalaması yıl boyunca 20 santigrat derecenin üzerindedir. Yani her mevsim yaz yaşanır doğru. Yağış rejimi düzensizdir demiş arkadaşlar. Burası yanlış oldu. Neden? Her mevsim yağışlıdır olacak. Düzensizdir dediği için yanlış oldu. Bitki yıl boyunca yeşil kalabilen uzun boylu gür ormanlardır. Doğru. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3 C seçeneği olacaktır. Aşağıda bir bölgeye ait topografi haritası verilmiştir. Buna göre hangisi yoktur demiş arkadaşlar. Yamaç tüm haritalarda topografi haritalarında yamaç vardır. Neden? Yükselti var. Yani şuradaki tepeye doğru veya buradaki tepeye doğru baktığımızda yamaç var. Boyun var mı arkadaşlar? Şöyle B harfiyle göstereyim. İki tepe arasına boyun dedik. Orada mevcut. Çanak dediğimiz zaman şöyle okla göstereyim. Eğer oklarla gösteriyorsa orada kapalı çukur ya da çanak bulunur. Vadi akarsuyun bulunduğu her yerde vadi vardır. Burada delta yok arkadaşlar. Delta olsaydı şöyle olması lazımdı. Denize doğru şu şekilde bir çıkıntı olması gerekirdi. Eğer bu şekilde bir çıkıntı olsaydı biz ona delta adını verirdik. Burada gördüğümüz gibi delta yoktur. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Yer kabuğundaki hareketler levha tektoni adı verilen teoriyle açıklanmaktadır. Bu teoriye göre kıtalardan bazıları birleşmekte bazıları da ayrılmaktadır. Yani levhalar mamadaki konveksiyon harekete bağlı olarak ya ayrılıyor ya da birleşiyor. Bunun hangisi etkili olmuştur demiş. Az önce söyledik. Mantodaki konveksiyon hareket. Yani içi kaynıyor mantonun. Kaynadığı için yüzeye doğru geliyor ve oradaki malzemeyi etrafa doğru dağıtıyor. Yeryüzündeki su oranlarının karalardan fazla olması etkili değil. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşü değil. Yerin içinden kaynaklanacak bu durum zaten. Mantodaki konveksiyonel hareketler olacak. Cevabımız yalnız bir A seçeneği olacaktır. sarkıt, dikit, sütun gibi, straverten gibi yer şekillerinin yaygın olduğu yerler. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Karstik şekil, araziye ise karstik arazi diyoruz. Bunlar genellikle kalker dediğimiz kayaçların yani kimyasal tortul taşların olduğu yerlerde yaygındır. Hangisi kesinlikle söylenebilir demiş. Yer şekilleri sadece aksine engevelidir. Kimyasal tortul taşlar yaygındır demiş ve doğrudur diyoruz. Yani bir yerde sarkıt dikit sütun varsa oralardaki kayaç önemli kimyasal tortul taş olması gerekir. Sıcak iklimler olabilir olmayabilir ılıman da olabilir. Bit görsü az da olabilir çok da olabilir. Sıcak su kaynağı değiliz orada soğuk su kaynakları görülür genelde. Cevabımız B olacaktır. Volkan patlaması sonucunda yeryüzüne çıkan lavların incelenmesiyle aşağıdaki katmana hangisine ait özelliklere ulaşılabilir demiş. Lav, daha doğrusu volkanizma patladığında yeryüzüne lav çıkıyor. Lav nereden geliyor arkadaşlar? E, mantodan geliyor. O zaman ben neresi hakkında bilgi edinmiş olurum? Manto hakkında bilgi edinmiş olurum. Troposfer zaten atmosferin bir katmanıdır. İkisi olmaz. Çekirdek, iç çekirdek ve dış çekirdekte herhangi bir malzemenin gelme durumu şu anda söz konusu değildir. Son zamanlarda ülkemizde rafting sporuna duyulan ilgi giderek artmaktadır. Rafting sporu yatak eğiminin fazla. Akarsu akış hızının yüksek ve yatağı boyunca yükselti farkının fazla olduğu yerlerde olacak. Yani kısaca rafting yapacaksam eğim fazla olacak. Akarsu güldür güldür akacak. E bu durumda neresi olacak? Tabii ki ülkemizin doğusunda bulunması gerekir. Ki Çoruh Vadisi ya da Çoruh Irmağı bu spor dalı için oldukça uygundur. Cevabımız C seçeneği. Dikkatinizi çekerse burada zaten diğer 4 tanesi arkadaşlar nerede bulunuyor? Ege'de bulunuyor. Ee, bir tanesi ayrılmış doğuda bulunuyor. E cevap zaten oradan da görünüyor. Bu şekilde de yorumlayabilirsiniz. Aşağıda verilen vadilerden hangisinin oluşumunda buzul aşındırması etkilidir? Buzulların oluşturduğu vadilere biz buzul vadisi diyoruz ya da tekneye benzediği için tekne vadi denir. Buzullar ne kadar büyükse vadi o kadar büyük olur. Bir de buzullar küçükse küçük küçük vadiler olur. Onlar da askıda kalırlar arkadaşlar. O vadilere biz ne diyoruz? Asılı vadi diyoruz. Yani asılı vadiler buzul aşındırmasıyla oluşur. Boğaz vadi, kanyon, çentik ve yayva vadi ise akarsu aşındırmasıyla oluşan vadi tipleridir. Yatağında çok sayıda kum adası olan bir akarsu için Yatağında çok fazla kum adası varsa artık bu akarsu biriktirme yapmaya başlamıştır. Yani eğim oldukça azdır. Akarsuyun akış hızı azalmıştır. Eğim az olduğu için doğru. Eğim azalmıştır. Rejimi hakkında yorum yapamam. Bu iklime bağlı olan bir şey. Akarsuya yeni yan kollar karışmıştır. Bunlar hakkında da yorum yapamam. Yani bu durumda cevabım 1 ve 2a seçeneği olacak. Fransa ve İspanya kıyısında hem delta hem de haliç olması bu ülkelerin hangi özelliğiyle gösterilir? E şimdi şöyle düşünmek lazım. Mesela iki tane yer var. Bir tarafında örnek burada delta haliç olsun. Bir tarafında da delta olsun. Eğer delta varsa bu tarafı denizdir. Eğer haliç varsa bu tarafı okyanustur. Yani eğer bir ülke düşünün. Bir tarafı deniz, aynı İspanya ve Fransa gibi Akdeniz kıyısı var. Bir tarafında arkadaşlar Okyanus yani Atlas Okyanusu kıyıları. Hem Atlas Okyanusu'nun kıyısı olduğu için hem de Akdeniz kıyısı olduğu için bu özellikler görülür. Normalde Delta ve Haliç aynı kıyıda görülmez. Birisi iç denizde Haliç e, okyanusta Delta ise iç denizde oluşur. Hemen bakıyorum akarsu aşındırma güçlerinin fazla olması olmadığı rejimleri etkili değil. Hem iç denize hem de okyanusa kıyısı olması demiş. İç denize kıyısı varsa tekrar söylüyorum delta okyanusa kıyısı varsa da haliç görülebilir. Cevabımız C seçeneği olacak. Haritada numaralandırılarak gösterilen akarsulardan Hangisinde kar ve su kar ve buz suları ile beslenir demiş. Kar ve buzla beslenecekse birincisi kutuplara yakın olması lazım. Birincisi olacak. İkincisi yüksek yüksek tepelerden kaynağını alıyorsa, kayalık gibi, ant gibi ya da Himalayalardan kaynağını alıyorsa arkadaşlar bunlar kar ve buzla beslenebilir. O da neresi arkadaşlar? 2 numaralı alan Hindistan'ın kuzeyi Himalaya dağları olduğunu görüyoruz. Orada kar ve buzla beslenebilir. Bu durumda cevabımız 1 ve 2 A seçeneği olacaktır.